Erbakan Hoca ile Derin Devlet'in ilişkisi. Videoya başlamadan önce çok dikkatli dinleyelim. Çok önemli, can alıcı bilgiler içerir. İzledikten sonra da mutlaka bu tarz videoların devamı için ve bu bilgilerin daha çok insana ulaşması için lütfen paylaşalım. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Tarih 1971'i gösteriyordu. 1971 darbesinden sonra Milli Nizam Partisi kapatılan Necmettin Erbakan yurt dışına İsviçre'ye gitti. Ama partisini kapatanlar Erbakan'ı tekrar geri çağırdılar. Evet, yanlış duymadınız. Çünkü Derin Devlet'in Türkiye'deki dengeler için Erbakan'a ihtiyacı vardı. Derin Devlet'in asker adamları Muhsin Batur ve Turgut Sunap İsviçre'ye gidip Erbakan ile görüştüler. Erbakan'ın Türkiye'ye gelmesi durumunda kendisini koruma güvencesi verdiler. Bu güvence ile dönen Erbakan 1972'de Milli Selamet Partisi'ni kurdu. Tamam da Derin Devlet'in Erbakan ile ne işi olabilirdi? Erbakan Hoca'dan ne istemişlerdi? O halde bundan sonra anlatacaklarımı kelime kelime dikkatli dinleyin. Yıl 1963'ü gösteriyordu. Kıbrıs kaynıyordu. Makarios yönetimindeki Rumlar, Akritas planı, Türklerin imha edilmesi doğrultusunda 21 Aralık'ta saldırıya geçtiler. Rumlar 1955'ten itibaren EOKA adlı silahlı yeraltı örgütüyle Türkleri sindirerek etkinlik kurma peşindedirler. Türklere yönelik katliam ve işkenceye başladılar. Türkiye Kıbrıs'ta EOKA'ya karşı mücadele edecek derin bir örgüt kurduruyor. Adı TMT, Türk Mukavemet Teşkilatı. Bu örgüt Derin Devlet'e bağlıydı. Kıbrıs'a öğretmen, müfettiş, din adamı gibi kimliklerle TMT'de görev alacak subaylar gönderilir. Adadaki TMT liderliği bayraktar unvanıyla Yarbay Rıza Varuşkan'a verilir. İş Bankası müfettişi kimliğiyle Kıbrıs'a giden Varuşkan'ın kod adı Bozkurt olarak belirlenir. Öteki subaylara ve gruplara da benzer kod isimleri verilir. Ağrı Doktor Fazıl Küçük, Toros Rauf Denktaş, Kurt Mücahitler, Temizlik Kurdu Eğitim Sorumlusu, Bereket Kurdu Silah İkmalinde Çalışanlar. Kod adları alan bu insanlar Kıbrıs'ta gizli örgütlenmeyi kurar. Silah ihtiyacını karşılarlar. Toros kod adlı Rauf Denktaş, bildiğiniz gibi daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı olacaktı. Baskılar, zulümler artınca Türkiye Kıbrıs'a askeri müdahale planı hazırlıyor. Fakat devletin içindeki devlet önce Türkiye'deki hükümeti ayarlıyor. Türkiye'deki hükümet öyle ayarlanmalıydı ki ülkede birlik havası oluşturmalı, hem de Kıbrıs harekatına manevi destek sağlamalıydı. Bu sebeple Derin Devlet, Ecevit-Erbakan koalisyonuna karar verdi. Erbakan'ın Milli Nizam Partisi'ni irtica sebebiyle kapatan devlet, bu sefer Erbakan'a Milli Selamet Partisi'ni kurmasına izin verip Ecevit ile iktidara getirecekti. Çünkü Erbakan Kıbrıs harekatı için halka ve askere manevi hava estirebilecek en iyi adamdı. Bu manevi hava halka ve askere ciddi moral verecekti. Derin Devlet böyle bir durumda yasaklı Erbakan'a parti kurmasına izin verip koalisyon ortağı yaptırdı.
Kıbrıs Harekatı olmadan önce 1973'te yapılan genel seçimlerde CHP %33 ile 185 milletvekili, Erbakan'ın MSP'si %12 ile 48 milletvekili çıkardı. Diğer partilerin ne aldığına bakılmaksızın Ecevit, Cumhurbaşkanı'nın hükümeti Kur Emri ile Erbakan ile koalisyon hükümetini kurdu. 1974'te Kıbrıs'a harekat başlatıldı. Erbakan sayesinde askerler ve TMT üyeleri Mücahit diye adlandırıldı. Derin devlet bir yandan da evliyaların ve meleklerin yardım için Kıbrıs'a geldiklerini tüm Türkiye'ye yaydı. Hatta peygamberimizin bile geldiğini yaydılar. Halkın ve askerin manevi dinamikleri bir anda yükselip ortak milli dini birlik atmosferi oluşturuldu. Çünkü tarihte Rumlarla, Yunanlarla savaşta hep İslami değerleri öne çıkararak başarıya ulaştık. Devlet yine İslami kavram ve değerleri öne çıkararak Kıbrıs Harekatı'nda kullandı. Çünkü Kıbrıs'ın tamamını alma durumumuz vardı. Halkın ve askerin manevi atmosferle enerjileri yüksek tutulmalıydı. Tabii Erbakan Hoca tek Kıbrıs Harekatı için değil, 1970'ten sonra Türkiye'de artan aşırı sol hareketleri frenleyip dengelemek için de derin devlet tarafından İsviçre'den getirilip 1972'de önü açıldı. Çünkü o sıralar adalet, eşitlik, emperyalizme karşı mücadele kavramlarını daha çok sol kullanıyordu. Bunlar gençlere sevimli geliyordu. Sonunda sol örgüt ve hareketlere katılıyorlardı. Erbakan da bu kavramları bir İslamcı olarak kullanıyordu. Erbakan'a parti kurdurup sivil yapısının da önü açılarak aşırı sola karşı aşırı sağ ile denge oluşturmak istedi devlet. Bu strateji o zaman geçerliydi. Anlayacağınız, Erbakan Hoca çok kritik süreçlerde çok kritik görevler alarak devlete fayda sağladı. Devlet haberlerde görüp gazetelerde okuduğunuz şeylerden ötedir. Her şeyi ve herkesi bekası için kullanır. Evet, Erbakan Hoca dünyanın en büyük zekalarından biriydi. Herkes tarafından kabul görmüş ama bizim millet tarafından ne yazık ki kıymeti öldükten sonra anlaşılmıştır. Yani yine geç kalındı anlamakta. Erbakan, İHA, SİHA ve nice yerli silahın projesini çizen adamdır. Ayrıca milli görüşün lideridir. Milli görüş bu ülkede kurulan ve dünyaya yayılan en samimi ruha sahip kuruluşların başında gelir. Bu ülkede nice liderler, nice beyinler geldi geçti de hep göçtükten sonra anlaşıldı ne yazık ki. Bundan sonra her şeyin farkına zamanında varmak dileğiyle Allah bu ülke ve İslam alemi için çalışan ve çalışmış herkesten razı olsun. Bizlere şuur nasip eylesin. Doğruyu, hakkı görebilmeyi, anlayabilmeyi ve anlatabilmeyi nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun.